Şimdi ben bir kurul kararından bahsetmek istiyorum. Hem avukatları hem de sizleri ilgilendiriyor. Şöyle ki bir istisna getirildi. Bir istisna getirildi. Bu istisna 2 Nisan 2018'de getirildi kurul tarafından kurul kararıyla. Yani 2018-32 sayılı kararla. Bu istisna burada metni okuyacağım. 89 tarihli 3568 sayılı serbest muhasebeci, mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik kanunu uyarınca faaliyet gösteren serbest muhasebeci, mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler. Bir istisna. Bunun bir üstünde avukatlarda bahsediliyor. Bu istisna sadece verbis kayıt yükümlülüğüne ilişkin bir istisna. Bazen soruluyor, yani biz bu kanundan istisna mıyız? Yani bu kanun bizi ilgilendirmiyor. Hayır. Yani cevap hayır. Bu istisna sadece verbis kayıt yükümlülüğüne ilişkin. Onun dışında kalan, çünkü birden fazla yükümlülük var, ileride anlatacağız. Onun dışında kalan kanundan gelen tüm yükümlülüklere tabiyiz hepimiz. Mesela e-tebligat uygulamasına geçildi. Şimdi tebligat uygulaması için mükellefin TC kimlik numarası, yani işi kolaylaştırmak açısından TC kimlik numarası, anne bekarlık soyadını, bir yakınının TC'sini alıp onun adına işlem yapılıyor. Aslına bakılırsa bu kanunen doğrudan mükellefin kendisinin yapması gereken işlemler bu veriler aslında bir saatli bomba gibi sizin elinizde bulunuyor ve bunları bir şekilde depoluyorsunuz ya da bir yerde duruyor. Kullanmayın veya kötü niyetli olup olmamanıza bakmıyor kanun. Sadece bu verileri kanuna uygun bir şekilde almanız gerektiğini söylüyor. Ona ilişkin olarak da açık rıza alınması gereken hususlar var. Yani kanuna dayalı alınması gereken verilerden mesela buna örnek olarak verdiğim şey sayılmıyor. O yüzden de yine bu kanun kapsamında buna dikkat etmek gerekiyor. Biraz önce de bahsettik. Sadece verbis kayıt yükümlülüğü değil bu kanun kapsamında olan. Aynı zamanda aydınlatma yükümlülüğü de var. Aydınlatma yükümlülüğü ne demek? Veri sorumlusuna dair kişisel veriyi ne şekilde alıyorsunuz, kimden alıyorsunuz, ne şekilde kullanacaksınız? Yani yasal olarak almanız dışında. Hangi amaçla işliyorsunuz, kimlere ne amaçla aktarıyorsunuz? Buna dair karşınızdaki veri ilgilisini aydınlatmakla yükümlüsünüz. Bu aydınlatma yükümlülüğünden sonra da yapılması gereken, eğer meşru menfaatiniz, yaptığınız iş doğrultusunda bu kapsam dışında aldığınız bir kişisel veri var ise şahsın açık rızasını almak, çalışanlarınızın ve mükelleflerinizin eğer kendi hukuki meşru menfaat kapsamında olmayan işiniz dışında da çok fazla verisini alıyorsanız, bazen mesela muhasebeci işlem yapmak için benim kendi şahsi kullandığım şifreyi alıyor olabilir. Bunlar riskli, mutlaka o anlamda açık rızasının alınması lazım. Neden alıp kullanıldığına dair. Çünkü sorumluluğunuz var hem idari hem cezai anlamda.